Şu an yaşadığınız hayat aklınızdan geçen düşüncelerin bir sonucu. Düşüncelerinizi ve duygularınızı değiştirmeye başladığınızda şu anki yaşadığınız hayatınızın da değişeceğini söylüyorum. Eğer paradan ve zenginlikten çok borçları, ödemeleri, parasızlığı, fakirliği, imkansızlığı düşünüyorsanız, eğer sağlıktan çok hastalığı, yaşlılığı, düşkünlüğü düşünüyorsanız, eğer bolluk ve bereketten çok kıtlığı yetiştirememeyi düşünüyorsanız. Eğer mutluluktan ve huzurdan çok mutsuzluğu, hüznü, acıyı, itiş kakışı ve kavgayı düşünüyorsanız, bu düşündüğünüz şeyleri zaten hayatınıza çekmiş ve yaşıyorsunuz demektir. Hemen şimdi bu düşüncelerinizden kurtularak hayatınızda tertemiz bir sayfa açmanız mümkün. Hemen şimdi bu düşüncelerinizden kurtularak hayatınıza zenginlik, para, şöhret, bolluk, bereket, sağlık, iş, eş, aile, ev, araba gibi dilediğiniz, arzu ettiğiniz tüm iyi şeylere sahip olabilmeniz de mümkündür. Bir insan kendini değiştirmeye niyet ederse ilk önce düşüncelerini değiştirmeli. Bir insan hayatını değiştirmeye niyet ederse yine ilk önce düşüncelerini değiştirmelidir. Neye karar verirsek verelim okun ucu düşüncelere geliyor. Bir insan kaderini bile değiştirebilir. Yeter ki dudaklarınızdan dökülen kelimelere, aklınızdan geçen düşüncelere ve onlara yüklediğiniz duygulara dikkat edelim. Çoğu insan mevcut hayatına bakıp işte ben buyum diyebilir. Aslında siz bu değilsiniz. Siz eskiden buydunuz. Siz eskiden böyleydiniz. Diyelim ki banka hesaplarınızda yeterince para yok. Ya da sağlığınız veya formunuz yerinde değil. Ya da huzurlu ortamlarda bulunamadınız ya da bulunamıyorsunuz. Aslında siz bu değilsiniz. Bu ve bunlar sizin eski düşüncelerinizin kalıntıları. Yani sürekli olarak geçmişteki düşünce ve hareketlerinizin kalıntılarının içerisinde yaşadığınızı söyleyebilirim. Mevcut para durumunuza, mevcut maddi olanaklarınıza bakıp, mevcut ilişki durumunuza bakıp, mevcut yaşantınıza bakıp ben buyum, ben bu kadar yapabilirim, benden bu kadar oluyor demeniz aslında tamamen kendinizi gelecekte daha fazla bolluk, daha fazla zenginlik, daha fazla sağlıklı, daha fazla mutlu olmamak için kendi kendinize lanetlemiş oluyorsunuz. Aslında zenginlik, sağlık, mutluluk İyi bir yaşantı sizin elinizde. Biraz sıkıştığınız zaman birilerini suçlamaktan geri kalmıyorsunuz. Senin yüzünden, onun yüzünden, bunun yüzünden diye hep birilerini suçlayarak bir ömür geçiriyorsunuz. Hatta biraz daha ileri gidip Allah'ım ben bunu hak edecek ne yaptım da bana bunu reva gördüm verdin. Allah benim kaderimi böyle yazmış ben ne yapayım gibi sözlerle aslında Allah'ı bile suçluyoruz. İnsan kendi düşüncelerinin bedelini yaşar aslında. Minnet, teşekkür ve şükür hayatınıza iyi şeyleri çekmenin en kesin yoludur ve bunu da söylemekten ben yorulmadım, yorulmayacağım da. Sizin hayatınızı değiştirecek olan şey minnet, teşekkür ve şükürdür arkadaşlar. Minnet, teşekkür ve şükür zenginliğin altın anahtarıdır, mutluluğun kaynağıdır. Çekim yasasının vazgeçilmezidir. Eğer hemen şimdi hayatınızı her anlamda, her alanda değiştirmek istiyorsanız, önce geçmişiniz için, sizi bugüne getiren tüm olaylar için minnet duymalısınız. Geçmişte size verilenler için, size sunulan nimetler için minnetle teşekkür etmeli, şükretmelisiniz. Eğer hayatınıza daha çok para çekmek istiyorsanız, zenginliği, bolluğu ve bereketi çekmek istiyorsanız, Kimin ve nasıl verdiğinin hiçbir önemi olmadan size verilen tüm paralar için minnet duyarak teşekkür edin, şükredin. Bolluk içinde olan kısa bir anınızı, kısa bir anı hatırlayarak şükredin, teşekkür edin. Elinize paranın geçtiği, elinizde az veya çok paranın olduğu dönemleri hatırlayarak, o anları düşünerek minnetle teşekkür edin, şükredin. Unutmayın, Takdir edildiğinizde daha fazlasını yapmak istersiniz. Siz de Allah'ı takdir edin. O da size daha fazlasını versin. Eşiniz sizi övdüğünde, takdir ettiğinde, patronunuz sizi övdüğünde ve takdir ettiğinde, arkadaşınız sizi övdüğünde ve takdir ettiğinde sizler daha fazlasını vermek, daha fazlasını yapmak istersiniz. Daha fazlasını vermek için elinizden gelen her şeyi ortaya dökersiniz, koyarsınız. Allah siz verdikleri için size verdikleri için takdir ederseniz Allah'ın sizin için verdikleri için takdir ederseniz ki bunu da minnet ve teşekkür ve şükürle yapabilirsiniz o zaman Allah da size daha fazlasını verecektir sahip olduklarınızla ilgili farklı düşünmeye, farklı hissetmeye başladığınızda daha fazla şeyi kendinize çekersiniz. Sahip olduklarınıza minnet duyduğunuzda, teşekkür ettiğinizde daha fazla minnet duyacağınız, daha fazla teşekkür edeceğiniz durumları da çekmiş olursunuz. Para, iş, eş, ev, kariyer, araç, mutluluk ve birçok iyi şeyler minnet duyarak, teşekkür ederek, şükrederek artacaktır. Hayatınıza daha fazla para çekmek istiyorsanız sağlığınız için anne babalarınız için komşularınız için eviniz için yaşadığınız yer için aldığınız nefes için aklınıza gelen her şey için minnet duyarak teşekkür edin ve şükredin. Böyle yaparak hayatınıza daha fazla para çekmekle kalmayacak iyi şeyleri de hayatınıza çekmiş olacaksınız. Kötü komşularınız iyi olacaklar ya da sizden uzaklaşacaklar. Kötü arkadaşlar gidecek. Kötü patron gidecek, sağlığınız daha iyi olacaktır, içiniz huzurla dolacaktır. Siz minnet ve teşekkürle şükrettikçe Allah da sizin size sizin istemediğiniz durumları ortadan kaldıracak, sizin arzu ettiğiniz, sizin istediğiniz şeyleri de ayaklarınızın altına serecektir. Gerçek mutluluk sizinle olacaktır. Kısa ve öz olarak sevgiyle, minnetle ve şükranla kalın inşallah.